Evet, bugün büyük gün. Bugün en sonunda o beklediğimiz kredi onaylandı. Paramızı alacağız. Şöyle bir durum var biliyorsunuz. 1 milyon aboneye doğru gidiyorum. Şu an kaç bin abone var Şebnem Hatta? 997 bin. Normalde insanlar 1 milyon aboneye özel böyle şey yapar ya. 1 milyon abone özel videosu falan filan. Biz abi 1 milyon abone özel oyunu yapacağız. Parayı da bunun için aldık. İlk aşama para bulmaktı. Çünkü büyük bir oyun yapmak istiyoruz. İkinci aşamada bu parayı kullanabileceğimiz bir ekip bulmak. Kim geliştirecek, kim yapacak? Yani oyunu kim ne yapacak onu bir toparlamamız lazım. Ama para kısmı önemliydi, onu hallettik. Kaç abone var? 762.513 var. Vaa adam öngörüye bak, 762.000'den 1 milyon videosu çekmeye başlamış. Yani bir senede aşağı yukarı zaman var. Tam 1 milyon abone olduğumda oyun piyasaya çıkacak diye umut ediyorum yani. Zaten bu belgeselimsi şeyde bu oyunun yapma macerası anlatacak. Abi sen 1 milyon özel video yaptın mı yok? Oğlum ben kendi Twitch'im 2 milyon olurken, Instagram 1 milyon olurken tuvaletteydim amına koyayım. Ben de böyle şeyler yok. Ben 20 milyon 30 milyonu kutlarım falan diye salak bir tribe giriyormuşum. Ben öyle şeylere çok ne bileyim yapmışımdır belki karınca çiftliğimde 100 bini özel Çiyan'ın ağzına lahmacun veriyoruz falan diye bir şey yapmışımdır belki. Orada merak edenler varsa 1 milyon abone özel oyun, onu da söyleyeyim yani. Bize 4 farklı meslek grubunda insan lazım. Geliştirici, tasarımcı, 3D modellemeci, sesçi. Geliştirici Furkan seni yazıyor. Okeysen. Ne lazım sana? Ben böyle ego yapmıyorum. Ben taşak geçiyorum ki ironiyi anlayın diye. PC? PC mi? Ego sikiyim. 1 milyon abone olsan ne olur. Oğlum senin PC'in yok mu? PC'si yokmuş. Oğlum PC'si olmayan developer olur mu lan? Böyle şey duydunuz mu siz? Yani PC'si olmayan baş yanlış. İlk şart yani bu. Şimdi sponsor bu işin en kilit kısmı. Mutfağın güzelmiş Enis'cim. Yani. Bu tarz işlerde sponsoru hızlı bağlı. Tam modern mutfak. Video yok abi. Bu sefer oyun yapılacak. Ne oyunu mu? Bizim kendi oyunumuz yapılacak işte. Güzel bir oyun olacak. Ne bileyim yani kötü oyun yapacağız diye çıkmıyoruz yola sonuçta. 3 tane notebook ya. Güçlü gönder işte abi yani. Oyun yazacağız yani. Nasıl entegre? Oyuna entegre edemem sizi. Yani oyununuza ikonunuzu mu koyayım? Videoda reklam çok ama MSI var yani. MSI'nin reklamı sıkıntı yok. Yani logonuzu mu koyayım? Oyuna logo mu koyulur ya? Biz belgesel çekiyoruz şu an. Ha, belgeselde sizin notebooklar hep gözükecek yani yapılırken. Evet. Notebooklar geldi. Şimdi Furkan developer bey. Bu seninki. Bebiş. Bu seninki yavrucuğum. Bu da benimki. Biz ne yapacağız ki bunlarla? Bak. Bir influencer'ın sellout yaparken ki şekli, şemali ve onun üzerine oluşturduğu kurgu çok önemli. Mesela en iyisi o yüzden seviyorum ben. Enis reklam yaptığını gizlemiyor. Ben de öyle bir adam değilim. Reklamsa reklam amına koyayım. Hani reklamını yapıyoruz. Eğer kişi reklamı kimle yaptığını ve ürünün arkasında durabileceği bir ürünse bunu da makarayla kukarayla izleyicisini kandırmadan sunabiliyorsa bal gibi reklamdır o. Tamam mı? O yüzden sıkıntı yok bu işte. Ama böyle hani izleyiciyi aptal sanıp aradan kaktırayım bilmem ne kaktırayım diyorsa düşüyordu gene. Önümde 5 dur kamera nerede? Kül döktüğüm için birazcık şey durumda, bir dakika. Etraf biraz pis gözükebilir. Netler ha. Ya o suratı boş ver, buna odaklan. Bak şurası kırıldı. Makro çek mi uzak çek? Uzak çekersem ne manası olacak? Görüyor musun bak limon detayı? Boyamanın güzelliğine bak. Sonsuz ekran yapsana al kardeşim ama gözükmeyebilir. Tor. Gibi şeyler. Neyse bak kırıldı, bu ayakları kırıldı. Ama bunları yapıştırırım ben.
Bir tarantula ister misin? Tell me. Bak kafası da böyle diğeri. Bunun sakalının bağı da yok ucunda. O yüzden bence daha realistik duruyor. Abi ellerin sosis gibi. Sikeceğim şimdi, sokacağım. Tövbe yarabbim. Oyun oynarız işte, ne yapalım? Oyun takılırız böyle bir şeyler. Tamam, oynamayız, çalışırız biz de. Aşkım, efendim? Tasarımcılardan örnekler geldi, bakacak mısın? Ha, süper be. Oo, bu iyi ya. Bu işimizi görür her türlü yani. Bu daha fantastik bir şey ama bu da işimizi görebilir. Aa, bu biraz daha böyle enteresan. Siberpunk kafası bir şey çalışmış yani. Da, yavrum bu ne? Oyun. Burası çok iyi ya. Kızım bu GTA 5. Adam GTA 5'in ekran görüntüsünü alıp tasarımda yollamış bize. GTA 5 bu. O yapmış olamaz mı? GTA 5'i. Bence sen o kadar küçümseme. Ciddi mi diyorsun ya? O mu yapmıştır bu? Selamlar. İş görüşmesi. Merhaba. En sevdiğim çar bu. Abi hiç kameraya bakmıyoruz. Belgesel çekiyorlar şu anda. Yokmuş gibi davranıyoruz kamera. Bu arada Furkan, Ferhat. Bunu sen tasarladın değil mi? Yani Şebnem öyle söyledi bana ama bu senin tasarımın. Evet. Şimdi bu GTA 5 değil mi? Yanlış anlaşılmaması için. Bu GTA 5'i sen tasarladın değil mi? Evet. Ekran görüntüsü almadın print screen'e basıp. Bunu direkt tasarladın. Evet. Şimdi sen bunu tasarladın, şimdi bizle iş görüşmesi mi yapıyorsun? Evet. Bizle çalışacaksın yani bunu tasarladıktan sonra. Evet. Güzel. Okey. Mesela ne güzel olur biliyor musun? Twitch yayıncısıyla anlaşmak. Bir tane böyle her kafa oyunun bir Twitch yayıncısıyla anlaşması var ya. Hani öyle bir tane sağlam bir adam bulacaksın abi. Aslında böyle satışlara garanti etki. Abi bizim oyunun fragmanında senin gibi bir adam kullanmam lazım ya. Böyle hani yakışıklı, karizmatik, hani fragmanın böyle etkisini artıracak bir adam lazım yani. Canın sağ olsun. Böyle hani böyle satışlara karizmatik, hani fragmanın böyle etkisini oyunun fragmanında senin gibi bir adam kullanmam lazım ya. Böyle hani yakışıklı, karizmatik, hani fragmanın böyle etkisini artıracak bir adam lazım yani. Ya oğlum canın sağ olsun. Ne yapmamı istiyorsun? Yapayım hemen. Diyeceksin ki bak. Döneceksin kameraya. Ben de seviyorum diyeceksin. Bu. Hani ben de seviyorum. Ben de seviyorumu seslendiriyorum öyle mi? Mikrofonu elime alayım da. Cringe mi olsun yoksa seksi mi olsun? Abi full. Bunun cringe olmama şansı var mı ya? Seksi bas. Yani ne kadar seksi o kadar iyi. Ben de seviyorum. Tamam bu. Gülüyor. Gülüyor. Ya böyle arkadaşlık mı olur ya? Böyle arkadaşlık olmaz kardeşim. Ya olur oğlum, bir şey yapmayacaksın ya. Yani yap bitecek, çok çok kısa ya. Ben de seni seviyorum. Beni değil, oyunu seviyorsun oğlum. Beni değil, oyunu seviyorsun. Konumuz oyun. Oğlum ben sana yükseliyorum, ne yapayım? Mesela bir tane şey, saçları savururken böyle hani ben de seviyorum. Hani böyle bir şey. Ben de seviyorum. Bir tane böyle şey yap abi mesela dönerken. Yani dön ve dek yani ben de seviyorum. Tam... Cümleyi bitirip mi döneyim, dönüp bit geldiğim zaman mı ben de seviyorum diyeyim. Kesmiş amına koyayım satasın. Burada amaç şey aslında. Bilhassa yapamıyorum yani. Hani yapmayıp yapmayıp işini bozuyorum aslında da. Pek öyle gözükmemiş sanki. Oyun yaparken örnek oyunlara bakmak önemlidir, tamam. Hani oyun zekamız var, genel tasarım zekamız var. Hani bir şeylerden böyle anlıyoruz ama örnek oyunlara da... Bayağı yapmaya hevesliyim yani, fark ettiniz mi? Tema olarak en azından kafada bir şeyler oluşsun. Furkan abi bak, bize böyle bir şey lazım. Direkt yani bu kafada bir şey yapsak cuk oturur yani. Baksana. 10 numara lan. Bu Witcher. Ha Witcher. İşte bunu birazını değiştirip yapalım yani. Olmaz mı? Biraz değiştir yap ya. Aynı yani Witcher gibi. Süper olur yani. Örnek işlerden bir tanesi. Direkt böyle bir şey yapmak gibi planımız yok. Ama hani ben hani oynayayım bir yandan, sen de o sırada gör istiyorum. En azından örnek bir şey olsun. Mesela Days Gone. Güzel oyun, nefis gözüküyor. Tasarım olarak mesela bu tarz bir kafa olabilir. Ha şimdi GTA 5 diyeceksin, biliyorum senin uzmanlık alanın ama GTA 5 bize fazla yani. Hani o kadar uçamayız. Laptop vereceksiniz değil mi? Laptop. Senin laptopun yok mu ya? Konuşun. Çok gerçekçi bu arada yani. Laf sokmalar falan, göndermeler çok yani. İyi. Bilmiyorum. Şu an bir şey diyemeyeceğim abi sana. Bundan mı istiyor? Abi anlamıyorum ki seni, ne diyorsun? Bu laptoptan olursa çok güzel olur. Ya halledeceğim abi, bir saniye. Ferhat yani biraz... Tamam yani bir bakalım tasarıma, bir karar verelim beraber istiyorum.
Tam bu laptop. Ya içerisi çok adam oldu ya. İnsanların gördüğü zaman böyle etkilenebileceği güçlü bir kadın figürü lazım. Hani bu kadın bu oyunu oynuyorsa ben de bu oyunu oynarım. Ya buna dayandırılmış bir marketing faaliyeti tutar yani. Güçlü bir kadın figürü. Şimdi bir tane biz poster yaptırmak istiyoruz, tamam mı? Bunu hem dijitalde kullanacağız hem de aynı zamanda böyle fizikselde kullanacağız. Bayağı böyle sen Kadıköy'de Beşiktaş'ta gezerken bunun posterini göreceksin. Dev çalışma yani, büyük. Ya biz direkt seni düşündük. Hatta özel çalıştık bir tasarım. Hani seni bizim oyunla beraber konumlandırdık. Hatta gösterelim mi? Hatta bir saniye şöyle bir hazır mısın? Geliyor. Bak, hadi neyse bir açalım böyle. At! Bir milyon abone, bizim oyunun ismi. Sen, ben de severek oynuyorum. Ve adın, yani nickin. Pelin. Görüyor musun? Dondu mu ya? At mı şey oldu? İnternet var mı şu an? Şey abi... Bu aralar benim gözlerde biraz sıkıntı var da abi. O benim değil mi abi? Aynen, bu sensin. Şey, o benim yani. Şey abi, ilginç bir çalışma olmuş tabii. Evet, ilginç oldu biraz. Ya, şey, özellikle yazıların ben şeyini çok beğendim. Üstteki olur. Bu işte ya. Sen şimdi var mısın? Yok musun yani? Var mısın projeye, yok musun? Hani şey gibi oldu. Acun abi var mısın, yok musun gibi yani. Ne diyorsun? Şöyle bir şey söylemek istiyorum abi sana. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Az önce birileri şey yazdı. O benim sahne kısmında bir yere koymuş mu bir daha onu, anlamadım. Öyle bir şey gördün mü? Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu çok daha iyi oldu. Vallahi bu daha iyi oldu. Ne o, bakayım? Ha bak. Bu ne ya? Niye be? Ya bence çok güzel olmuş ha. Enz, bu olur mu? Altında bir gün yazıyor. Vallahi ne var, bunu sileriz kızım. O kalmış öyle yani. Ben evet abi. Mesela bak Mafya. Benim direkt hani kafamdaki olaylardan bir tanesine daha benzer bir oyun. Laptop yani. Tam olmasa abi. Bile. Bu tarz bana daha yakın gelebiliyor. Böyle çizgisel giden oyunlar daha yakın gelebiliyor. Sen mesela daha açık dünya tarzı bir insan mısın? Hani GTA'dan dolayı soruyorum. Yoksa çizgisel oyunu daha mı çok seversin? Evet. Hangisini abi? Evet abi. En sevdiğin mesela oyun türü ne abi? Hani daha hangisinde daha samimisin? GTA 5. GTA 5 okey, tamam. Yani ama sen aksiyon mu daha çok seversin? Evet abi. Ne? Evet abi. Ne tarz aksiyon mesela? Böyle uzak çatışmalı aksiyon mu seversin? Kılıç, balta, o tarz şeyler mi daha çok hoşuna gidiyor? GTA 5. Yani silahlar GTA 5, GTA 5 aynen. Ha, sokacağım GTA 5'i ne ha? Anladık, GTA 5'i sen yapmışsın, tamam oğlum. Bir cevap ver lan diğer sorulara. Ya ben nasıl mobbing yapmış olabilirim ya? Ya öyle bir şey mümkün mü ya? Adama bağırmak mobbing mi? Adam dolandırıcı ki. Ya böyle salakça bir şey olabilir mi? Nasıl mobbing yapacağım? Herif dolandırıcı değil mi? Abi adam ekran görüntüsü almış, tasarımcıyım diye geliyor. Fragman yapacağız, tamam mı? Oyunun fragmanı abi. Bayağı sinema filmi fragmanı gibi düşün. Bana böyle profesyonel kurgucu lazım. Hakikaten de film gibi düşün bunu abi böyle. Profesyonel bir şey. Bu arada piyasadaki... Hani... İş yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım diyenlerin çoğu böyle. Yani herkes böyle değil de. Birçok insan böyle harbiden. Ya senden bir beklentisi var, ya işi daha yapmadan ya da ne yapabildiğini göstermeden bir şeyler alma yolunda, alma peşinde. Çok garip insanlar var ya. Bir şekilde baştan evet sonra abi. Kurgulayacaksın yani. Hani sen yaparsın diye düşünüyorum. Sonuçta yapmışsın öyle dediler bana. Evet. Valorant, Funny Mamut yaptım. PUBG, bak, Funny Mamut var. Funny Mamutçu kurgucular. Vutucum Funny Mamut var. İşte kendine müzeceğim Funny Mamut var. Ya, Funny Mamut yapıyorum. GTA 5 Funny Mamut var. Yapıyoruz yani. Onu da yaparım. Sizin oyun için abi. Ona da bir funny yapalım. Ona da bir funny yapalım. Bizimki zaten kendiliğinden funny. Valorant diyorum yok. PUBG diyorum yok. Daha ne edit yapacağım ya? Ne yapacağım abi ben sana? Şimdi oyunları böyle yaparken abi pazarlamasına da eş zamanlı olarak başlamak lazım. Çünkü pazarlamada en az oyun yapmak kadar önemli bir şey. Şimdi biz bunun için bir fragman yaptık. Hani fragmanın görüntülerini falan hep çektik, hazırladık ama ses lazım. Yani benim sesim olmaz. Seslendirme bu konularda kritik bir şey yani. İyi bir ses gerekiyor. Bunun için de çok güzel bir adamla pazarlığa oturacağım yani. Kısmetse o seslendirecek. Bitti abi, fragman bu. Nasıl? Bok gibi. Abi dalga geçme yani. İyi yani. Abi dalga geçmiyorum, bok gibi olmuş. Nasıl bok? Bağışlara bakacağım. Ne demek bok yani? Şimdi yani bok anlattırma da yani, şu kötü yani hani.
yan yana koyalım. Farkını kimse anlamaz bence. Oğlum abartma lan yani. Şimdi senin sesin yok. Senin sesin eklenince 10 numara olacak yani. Her türlü gideri olur ya sesinle beraber. Ben bunu mu seslendireceğim ben? Buna ses mi koyacağım buna ben? Ben mi koyacağım? Ses mi koyacağım? Sen koyacaksın sesi abi. Bir ses vereceksin. 10 numara fragman olacak işte yok ya. Yok abi yapmam mümkün değil. Nasıl mümkün değil ya? Mümkün değil abi. Bunu seslendirmeyeyim ya. Ben seni anladım abi. Sen bana IBAN'ını atsana. Niye IBAN? Ne yapacaksın IBAN? Yok abi seslendirmem ya. Şu IBAN'ını atar mısın ya? Mümkün değil. At abi IBAN'ını. Sen IBAN'ını atar mısın abi? Abi gider mi? Hayır IBAN falan yok seslendirmeyeceğim diyorum. Alt taraf iki tane numara göndereceksin. Abi iki tane değil bir kere IBAN numarası. Bunu bir öğren hiç göndermemişim belli ki. Hayır abi atmıyorum. Oğlum seslendireceksin şu IBAN'ını atsana bana. Atmayacağım ya seslendirmiyorum git. 1 milyon abone özel oyunu. Bir insan, bir adam, gerçek bir oyuncu, sevgi dolu bir eş, hayvan sever, bir oyuncunun olabileceği en üst form. O Enis Kirazoğlu ve artık o da oyununu yapıyor. Enis Kirazoğlu yapıyor bu oyunu. Üstelik tek başına yapmıyor. Ekiple yapıyor. Çünkü tek başına oyun yapmak zor. Bu ekip bilgisayar kullanıyor. Ama oyun oynamak için değil. Oyun yapmak için bilgisayar kullanıyor. Şimdiden popüler insanlar sıraya girdi bu oyun için. Ben de seviyorum. Görüyorsunuz işte. Herkes bekliyor bu oyunu. 1 milyon abone özel oyunu. Bir insan. Bundan sonrası aynı devam ediyor işte yani. Nasıl? Şey oyunu da açalım. Oyun fragmanı mıydı? İşte bu yani oyun fragmanı abi. Tam da oyun yok abi. Seni izledik sadece. Böyle yapayım dedim bu fragmanı. Niye ünlü insan yazdınız? Niye? Oğlum iyi misiniz? İnsanlara ne diyeceksin? Böyle mi çıkartacağım fragmanı? Ha. İnsanlar demeyecek mi? Oyun nerede? Seni izledik sadece. Bence 10 numara 5 yıldız olmuş abi. Eline sağlık. Eyvallah. Vallahi diyorum eline sağlık. Eyvallah. Nasıl 10 numara 5 yıldız? Hiçbir şey yok. Oyun moyun yok. Sadece Enis'i izledik. Abi farklı bir bakış açısı ya. Bu adam milyonlar niye seviyor? Böyle anlattığı için seviyor. Yine bu şekilde anlatmış. Milyonlar izleyecek bunu. Beğenecek ya. Oğlum. Oyun yok. Oyun. Bu adam oyun çıkartıyor. Oyun fragmanı olması gerekiyor. Oyun yok ortada. Enis'i izledik sadece. Enis abi var. Siz iyi değilsiniz. Ben de şu an iyi değilim. Kolay gelsin size. Şu zincirleri kıralım ya. Biraz bir farklılık ya. Ben sana açayım mı demoyu? Bizim oyunu. Vallahi aç abi onunla. Şimdi gelir zaten ben de oynayayım diye. Çıldıracağım ya. Getirdi bize. Refek attı. Kendini çekmiş. Manyak. Diğeri de diyor ki çok güzel olmuş. Lan neyi güzel? Oyun fragmanı yok. Oyun yok. Oyun. Kendini çekmiş adam yani. Abi bak burada özellikle çalıştık. Bu detaylara. Abi grafikler inanılmaz. Yağ gibi akıyor gerçekten. Yani şu ataklar falan inanılmaz iyi. İyi oynamış. Bu şekilde counter yapıyorum değil mi? Yani aynen. 60 yıllık RPG'yi geçmiş vallahi Ferit. Of AI falan inanılmaz iyi abi. Grafikler falan da efsane. Tabii canım. Elinize sağlık. Herif filmde var. Filmde falan oynadı bir de. Filmde yaptık abi işte. Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun sen? Ben senin oyunu oynuyorum abi işte. Baksana olaya ya. Grafikler, grafikler. Bak botlar bile 10 numara NPC'ler hareket ediyor. Abi 8-board soruyor. Witcher oynuyor. Abi adamların oyunu işte ne güzel. Ya oğlum Witcher 3 bu, Witcher 3. Demo diye adam bunu mu oynatıyorsun? Abi ya ortak vizyonumuz aynı ya. Hani benzer vizyonu. Ne diysem bana koyayım dur eğleniyoruz ya. O yüzden bunu örnek olsun diye oyun aktarıyor. Yani böyle olacak işte bizimki de yani. Oğlum bu demo değil bu oyun. Çıktı bu oyun. Oynanıyor hatim edildi insanlar tarafından. Witcher 3 bu oyun Kemal. Abi adam ortak vizyon diyor biraz şu Türk yapımcılara da bir destek olalım ya. Ha ben destek olmuyorum şu an yani. Ama adam ne güzel yapmış akıyor işte ya. Ortak diyor vizyon diyor. Hangi vizyon yapacağız ya? Ama siz kafayı yemişsiniz. Yani çıldıracağım amına koyayım ya. E gel az oyuna gel. Bu küfür neydi bir kere ya? Ne bileyim ben. Her şey yaşıyor yani şu an şehri ya öyle hissediyorum yani onu. Grafikler de inanılmaz abi. Abi bu makine o yüzden aldın mesela. Nasıl işlemişler? Ya oğlum çok iyi ya. Yani selahatlar falan çok iyi oğlum. Optimize mi abi? Optimize ya. Tamam çekmeyin artık ya. Yani bizde... Çekilecek de bir şey yok zaten. Ya önemli olan niyet abi zaten. Ben aynı düşünüyorum seninle. Benim problem şu abi. Yani... Komik değilim. Hani komik yazamıyorum. Ya benim bildiğim YouTube'da en çok gülen insanlardan bir tanesi sensin. Yani ne yapalım? Yani nasıl bir senaryo çalışması yapmam lazım benim bunun için? Oyun senaryosu... Ha, benim aslında çok güzel bir fikrim var. Bizim bu Hürriyet Mahallesi'nde geçiyor. Hürriyet Mahallesi'nde oyun nasıl geçsin ya? Hürriyet Mahallesi'nde oyun geçer mi ya? Geçer oğlum niye geçmesin? 100 tane oyuncu uçakla Hürriyet Mahallesi'ne atıyorlar. Böyle her tarafta bir tane çember var. Çember yavaş yavaş daralıyor. Haritada herkes birbirine patlatıyor. Orada hayatta kalan bir kişi bir 100 tura geçiyor. Orada da survival mod başlıyor. İşte çevredeki PUBG. Çalı çırpıyı topluyorsun. Onunla kendine baraka yapıyorsun. Çünkü gece dızlara geçiyor. Eğer gece dışarıda kalırsan dızlara sana bıçağı takıp kaçıyor. O yüzden barakanın içerisinde kalman lazım. Böyle
böyle bir ayı atlatabilen 10 oyuncu 5 yerden çift kale maç yapıyor. Tabi bu arada 3 dakikada bir havadan renkli renkli şekerler geliyor. Tüm renkler yan yana getirirsen onlar patlıyor, ekranda yer açıyor. Sen yana bir tane kız çocuğu veriyorlar. Dünyada meğersem salgın varmış. Herkes zombiye dönüşüyormuş. Meğerse kızın damarında Türk havak açısı varmış. Onu çıkartıp tüm dünyaya vurup salgını bitireceklermiş. Tam kızı aile ekibini yetiştiriyorsun. Bir bakıyorsun karşıda bir tane inşaatta aşı karşıtları elem yapıyor. Ufak bir tane helikopter var. O helikopterle binaya dinamitler yerleştiriyorsun. 6 oyunu mixledi şu an. Abi oyunun ara sahnelerini yöneteceksin. Bak abi, film yönetiyorsun saçmalama sen. Ya. Ne bak, alakası var abi? Film yönetmenisin sen. Oyunun ara sahnelerini sen yöneteceksin ya. Abi ya oğlum bak film yönetmeni diyorsun da aynı şey mi ya? Abi aynı şey. Ara sahneleri şöyle bir yönetmen gözüyle. Bak böyle olsun şöyle olsun. Madem ya. Aynı şeyse kardeşim benim de sana yakışan bir rolüm var. Gelirsin oynarsın. O zaman ben de senin işini yönetirim. Film. Film. Filmde oynayacağım ben. Evet oynayacaksın. Oğlum ben ne anlarım lan filmde oynayacağım. Ben ne anlarım oyunda? Aynı şey. O zaman filmde oynayacağım ben, sen yöneteceksin. Okey misin? Okey. Tek başıma oynamayacağım peki ben. Ben de oynarım. Uzun zamandır oynamıyorum. Biraz paslandım ama oynarım. Vallahi bak rol falan varsa ben oynarım. Oynamayayım var mı? Geçen gün Police Simulator oynadığı bir videoya denk geldim. O kadar tatlı oynamış ki yani bayıldım ya. Açarım şunu. Biz oynayın işte. Can söyledi benim de bir arkadaşım. Kanımla beraber acayip acayip televizyon. Ben direkt filme geçti bak. Televizyondakilerin çoğu uydurma abi. Şey demiyorum bak, buna bir şey demiyorum. Ama insan gene de bak garip garip şeyler öğreniyor. Mesela Tene Bimbo Klan. Tene ne? Bimbo. Sercan sen biliyor musun Tene Bimbo'yu? Bunlar böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet edinmiş. Çingenelerden oluşan bir klan. İçinde böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet edinmiş. Size bak. Ey Allah'ım ya. Bak sen sıkışından ya yakalayamadım. Sen biliyor musun Tene Bimbo'yu? Bunlar böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet edinmiş. Çingenelerden. Ya amına koyayım. Bu ağzına sıçtın göz... videonun ya. Adım Şebnem. Aman. Yaklaşık 8 senedir. İkimiz. Çok yaklaştı oyun yani. Yapacak bir YouTuber arıyoruz yani. Sen yani böyle onlarlarsa kendileri de yarın öldü demek. Oğlum baya film çekmişler arkada bu arada. Çıkabilir selamlar. O film. Selam abi. Bizim oyunun diyorum YouTube videosunu çekeceğiz. Yani böyle Let's Play yapacak bir YouTuber arıyoruz yani. Sen çeker misin? Yani popüler adamsın da. Alt tarafı oynayacaksın yani. Yok abi ben oyun videosu çekmiyorum. Hiç mi çekmiyorsun ya? Hiç. Sıfır. Yani bir kere çek. Yok abi. Yok. Vallahi çekmem de. Var mı çeken tanıdığın biri? Hakikaten bugün en özel günlerden bir tanesi benim için. Ya bir yıla yakın sürede uğraştığımız oyunumuzu en sonunda hep beraber göreceğiz burada. Oyun zevkine güvendiğim insanlarla beraber bir bakacağız, yorumlayacağız, analiz edeceğiz. Final halinde çok yaklaştı oyun yani. O acayip heyecanlı. Telefon yoktu, maske var. Valla bayağı heyecanlandım ya. İlk defa oyunu göreceğiz hep beraber. Furkan! Furkan hazır mı? Hazırdır diye düşünüyorum yani. Furkan açacak çünkü o oynayacak, biz bakacağız. Hazır mı lan? Evet abi. Bence güzel olmuş. Ne mi diyorsun? Bence çok güzel. Şu ileridekileri de vursana bir ya. Onu da bir görelim. Abi bu oyun satar ya. Abi çok iyi, çok iyi ya. Öyle mi diyorsunuz ya? Çok iyi oğlum. Ne bileyim sanki... Bu arada bunun sonunda gerçekten bir oyun şaksaydı böyle ama baba bir oyun. Sanki biraz şeye benzememiş. Herkes troll mürör sanarken satışta pat. Mi ya bu? Şey gibi sanki bu hafif bir Mountain Blade mi desem? Ya yok o da değil abi ya. Ne bileyim biraz şey gibi sanki. Ha GTA çıkacak mı dedi? Yok bebeğim GTA 5 de değil. Böyle ne bileyim işte. Prince of Persia. Allah Allah ya. İyi yakında o zaman o tip şeyleri kapıştıracağız. Yok abi o da değil ya. Yani Inside diyeceğim ama. Yok be abi Inside de değil ya. Oğlum şeye benzememiş mi ya bu? Assassin's Creed'e. Sen söyledin mi gibi olsun diye. İyi de oğlum bu çok benzemiş. Yani bayağı aynısı olmuş yani. Ya lan şaka yapayım. Ben de şimdi bir tekrar baktım da bildiğin hakikaten aynısı bu. Yani bunu niye alsın abi adam satmaz bu. Öyle mi diyorsun? Bence çıkarmayın bunu. Hadi ya. Çıkarmayın bunu abi. Çıkarmayın bunu abi. Ben düşünsene bir sene bir oyun üzerine çalışıyorsun. Oyun çıkıyor. Kendi aranda oynuyorsun. Çıkarmayın abi bunu. Hadi ya. Bugün oyunun incelemelerinin yayınlanacağı gün. Oyun henüz piyasaya çıkmadı ama inceleme sürümlerini gönderdim YouTuber arkadaşlara. Onlar videolarını bugün paylaşacaklar. Ama ben de ilk defa göreceğim. Hiçbiriyle konuşmadım yani. Hani mesela dost falan ne demiş hiçbir fikrim yok yani. İlk defa videoda göreceğim ben de. Özellikle dedim hani abi istediğini söyle serbestsin. Stinkçim ne yapıyorsun Stinkçim? Şey çıkar diye umut ediyorum. Deniz. Ha. İncelemeler çıkmış.
Dostum videosu yayınlanmış. Harbi mi lan? Evet. Aha! Gün geldi, o gün geldi. Hadi bakalım. Ben prensipleri olan bir insanım. Öyle popüler olan her şeyin üzerine atlamam. Abi, Enis abinin bir milyon özel oyununu incelesene. Peki ulan, benden günah gitti. İnceliyorum. İnceliyorum işte. Birazcık böyle kendimi zorlayarak da olsa bitirdim ve inceliyorum. Ama önce... Bu video MSI sponsorluğunda hazırlanmıştır efendim. Ve bugünkü dikkat çekeceğimiz modelde şu anda ekranda gördüğünüz GE66 Raider. GE66 Raider... Yine başkaları kazandı ya. Sponsor almış. Bulması gereken sponsor almış. Adam benim videonun önüne sponsor almış lan. Lan bari benim oyunun incelemesini. Ulan yine bu senaryoda en para kazanamayan ben oldum ya. Ne yapmasaydım ben? Deniz'in 1 milyona özel abone oyununa dönersek. Her zaman gibi dürüst olacağım. Oyun bok gibi arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi sanıyordunuz bilmiyordum ama bok gibi. Bunu yıllar içerisinde incelediğim kaç tane oyun için... Ama yaratıcılığı görüyorsun değil mi? Bok kelimesinin hiçbir oyuna bu kadar yakıştığını hatırlamıyorum. Deniz'in 1 milyon abone oyununa cuk diye oturdu ya. Abi MSI sponsor değil mi sadece? Bu kadar rezil bir şey oynamam. Lan yemin ediyorum bu oyun yüzünden oyun oynamayı falan toptan bırakmayı bile düşündüm. Hayattan soğuttu lan. Abarttığımı mı sanıyorsunuz? Deniz. Efendim. Mete de videoyu yayınlamış. Efendim. Bizim oyunun videosu. Bugün Enis'in 1 milyon abone özel oyunda oynayacağız. Ama oyuna geçmeden önce bugün bu oyunda bizlere eşlik edecek olan MSI'ın bu laptopuna sonsuz. Bu da sponsor olmuş. Kendisi özellikleri nefis. Ekranda da gördüğünüz gibi ışıklarıyla, tasarımıyla aynı sponsor bu da almış. RTX'in gücünü de arkasına alıyor ve çalıştıramayacağı oyunda yok. Enis'in oyunu zaten bir şeye Vallahi oyun hakkında ne desem bilemiyorum. Yani sanırım devam edemeyeceğim ya. Çünkü beni çok sarmadı. Eğer sizler de çok hani şey yap. Tuna oynadı mı? Bizim Pinti Panda. Hanımlar beyler farkındayım. Merak Story atmış. Sıkça soruyorsunuz Tuna. Yani. Kirazoğlu'nun oyunu yayın dışı oynadım ama çok fazla sarmadı ya. Benlik değil maalesef. Ama biz akşam Bannerlord'a devam edelim. Bekliyoruz. Bannerlord oynayacakmış. Bannerlord oyunu o zaman. O ne yani? 1500 bölüm Bannerlord oyunu abi. Buradan da MSI'ye teşekkür ediyoruz. 1500 bölüm sponsor almış. Abi anlamadığım şey şu. Ya siz zaten benim belgesele sponsorsunuz yani oyun hikayesinde siz komple varsınız zaten yani komple. Hani bir de bunun üzerine gidip niye benim oyunu inşallah... Niye Bannerlord oynamadığımı anladınız mı şimdi? Uzun soluklu. Yani insanlara sponsor oldunuz ki. Ay sadece bana sponsor... Çünkü hiç yapamayacağım bir şey ya. Benden 1500 bölümlük bir seri mümkün değil alamazsınız. Demiyorum herkese sponsor olun eyvallah bir şey demiyorum da yani benim hepsinde oyun oynanıyor benim yani. Hani benim oyundan odak sizin ürüne kayıyor yani. Ya siz seçmiyorsunuz tamam eyvallah da yani hani bir söyleseydiniz Aynis'in oyunun olduğu videoyu koymayın deseydiniz yani inceleme seyrediyorum sizin ürünü seyrediyorum. Hani neyi seyrettiğimi anlamadım ya. Ben öyle yapmıyorum. Hayır ben öyle yapmıyorum. Hayır benim hiç öyle olmadı. Farklı düşünüyorum ben. Haftaya o zaman yaparız tekrar. Okey kolay gelsin. Bay bay. Evet, profesyonel belgesel ekibimiz gitti. Artık geri kalan kısmını ben çekeceğim. 70-75 bölüm kafi abi zaten. Enis Kirazoğlu kameralarımızda şu anda. Ne oldu? Büyük oyun yapımcısı. Ne oldu? Oyun bitti mi? Oyun sevildi mi? Sevilmedi. Oyun yapmak kolay mıymış? Değilmiş. Bir sürü para da çekildi. Krediye de başvuruldu. O kredi ödenebildi mi? Ödenemedi. Para ne oldu? Çarçur oldu. Helal be büyük usta. Bu oyun ikincisi ne zaman çıkacak? Ya da var mı yeni projeler, yeni oyunlar? Ha? Daha gideceğin banka çekeceğin kredi kaldı mı? Bravo be. Bravo sana büyük usta. Büyük oyun yapımcısı. Büyük usta. Biz Kirazoğlu. Bravo. Güzel video yapmışlar ya ben çok beğendim.